Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kenan'la yine yollara düştük. Düşüncemiz Bolu. Bolu üzerinden Yedigöller'e gideceğiz bugün. Bakalım orada çekimler yapmayı arzu ediyoruz. Bu güzel sonbahar gününde o düşen yaprakları görmek için Yedigöller'e gidelim dedik. Gidip size de göstermeyi düşünüyoruz. Bakalım neler göreceğiz orada. Yedigöller'den tekrar Bolu'ya doğru dönüşe geçtik. Şimdi burada bir kahve içeceğiz. Bolu'ya ineceğiz. Bolu'da karnımızı doyuracağız. Ondan sonra da Ankara'ya dönüşe geçeceğiz. Kahveler! Kahveler! Geç. Yapraklar uçuşuyor geçtikçe. Vallahi çanta düşürmüş. Ne yapsak ki? Alalım. Evet, yolda bir çanta bulduk. Kimse onu arayacağız, bulmaya çalışacağız bakalım. Gittiğimiz yerde bakalım olmaz. Genelde bizi buluyor böyle şeyler. İnşallah telefonu melefonu vardı da durduğumuz yerde. Ne kadar kötü bir durum var ya.
Ya Kenan evet abi dinliyorum. Şoktayım hala ya. Yani. Ben de şoktayım. Yani ne yapsak diye bilmiyorum yani. Şimdi önce bir durumu izah edelim. Evet, bir izah edelim arkadaşlara. Evet. Yani çok şeyde kaldık yani. Ikilemde, ne yapacağımızı bilemedik yani arkadaşlar. İkilemde kaldık gerçekten. Evet. Şöyle ki bulduğumuz çantanın içerisinde, şimdi çantayı açtık baktık, bayağı hatırı sayılır bir döviz var. Fakat işin enteresan tarafı, çantayı incelediğimizde bir cüzdan, termuarlı bir cüzdan, bir gözlük kabı, bir çakmak ve bir sigaradan başka bize bu çantanın sahibini bulabileceğimiz, bilgi edinebileceğimiz bir şey çıkmadı. Kenan'la çok düşündük. Yani ne yapabiliriz böyle bir durumda? Sahibine nasıl ulaşabiliriz? Yani benim aklımın tutulduğu noktadayız. Kenan da aynı şeyi söyledi. Yani şimdi kime güvenip de çantayı bırakabiliriz? Yani şimdi böyle şimdi... İçinde yüklü miktar döviz olan çünkü ben daha önce böyle olaylar çok evet. duydum. Hani kimseye verilip de bu yani güvenip kimseye hani hayır, bir de hadi Kenan çantayı götürdük, verdik bir yetkili evet. merciye. Evet. Onlar nasıl bulacak? Evet, onlar nasıl bulacak? Biz bulamadıktan sonra onlar da bulamayacaklar. Düşündük, taşındık arkadaşlar ve şöyle bir şey yapmaya karar verdik. İzleyin ve görün. Sevgili arkadaşlar, tabii ki böyle bir şey yapmadık. yapılmaz mıydı? Yapılırdı. Güzel ezilebilirdi. Evet. Ama zaten çantanın içinde çok fazla para da yoktu. Mühim olan para da değil. Çantasını bulduğumuz hanımefendinin bir sürü kartları, ehliyetleri, hüviyetleri, şunlar bunlar vardı. Tabii ki de uğraştık ve bir şekilde ulaştık onlara. Valla bu fikir aslında ne Kenan'dan ne benden çıktı. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Motosiklet camiasında çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Adını söyleyeyim sadece, Emrah diye. Benim kalbimde, gönlümde yeri çok önemli. Ona keza ümitimiz var, o da öyle. Fikir onlardan çıktı. Ya böyle bir şey yapsanıza diye. Fikir çok hoşuma gitti açıkçası. Hani size de gülümsemelik malzeme olsun. Kimse de bildiyse bilmiyordu bize. Fakat biz de az çok tanıyorsunuz. Bizim işimiz değil o iş. Öyle bir güzellik olsun diye, gülümseten bir malzeme olsun diye koyduk onu da öyle. Emre abi bir türlü selam olsun. Burada. Sonrası da videoda birazdan izleyeceğiniz gibi gelişti. Sonrası da gerçek olay böyle oldu arkadaşlar. Aynen, birazdan izleyeceğiniz gibi oldu. Motora bak. Pislik içinde. Torba ne var? Ezogelin tavuk suyu var şeyleri. Torba, kerte, ciğer, bakacağım sakla, kuru fasulye. Ciğerin nasıl, güzel mi?
İyi, ben ciğer istiyorum. Tavuk suyu, çorba ve ciğer istiyorum. Çorba, başka ne var? Ezogelin tavuk suyu var. Ezogelin istiyorum ben. Bir tane çorba. Onun yanına bir şey koymuyoruz. Pilav koyuyoruz. Pilav mı koyuyoruz? Soğan koyabilirsin. Yok, soğan istemiyorum. Az bir şey pilav koyabilirsin. Başka neyimiz var? Kuru fasulyemiz var. Şeker fasulye. Şeker fasulye. Saç var. Tereyağında tavuk var. Valla ben kuru fasulye pilav istiyorum. Bir ezogelin bir tavuk suyu ver. Sonrasına bakarız. Ben bir tane de kola istiyorum sonra. İçecek misin? Kola olabilir. İki tane yapalım. Hareketli mi? Merhaba dostlar. Toz, toprak içinde kaldıktan sonra şimdi çok güzel bir kamyoncuların durduğu lokanta bulduk. E5'e çıktık. Tem'e döneceğiz tekrar. Şimdi karnımızı doyuruyoruz, çorbalarımızı içeceğiz, kavurmalar, kuru fasulyeler, artık her bir şeylerimizi yiyeceğiz ve tekrar yola çıkacağız. Sahibini bulduk bu arada. Üzerindeki evet, kartla. Kapatayım. Şimdi arayacaklar bize. Alo. Tamam. Çantanızı bulduk yolda. Tamam. Biz yolda bulduk. Ben motosikletle arkadaşlarımla birlikte dönüyorduk. İki kişiyiz. Evet. Yedigöllere gittik, geri dönerken yolda bulduk biz. Rica ederim güzelim, rica ederim. İçinden de büyük bir ihtimal bir şey kayıp değildir. Çünkü fermuarları kapalı vaziyette duruyordu çanta. Ama biz istemeden yani size ulaşabilecek bir numara bulmak için kusurumuza bakmayın. Yani birazcık içini kurcaladık ya, tamam mı? Biz şimdi Bolu'dan Ankara yoluna çıkıyoruz, TEM yoluna. Siz neredesiniz şu anda? Aramız bayağı uzak. O zaman şöyle yapalım. Biz TEM otobanından Ankara istikametine doğru dönüyoruz. Siz de dönerken bizimle bağlantı kurun. Sizinle ortak bir nokta oluşturur. Orada ben teslim ederim size. Oldu mu? Nasıl söyleyeyim? Çantanın sahibini bulduk arkadaşlar. Evet dostlar, enteresan bir yolculuk oldu. Olmakta da hala. Öncelikle gittik Yedigöller'e. O kadar kalabalık ki ne yapacağımızı şaşırdık. Yani motosikleti yani. Bile park edecek yer yok gibi yer bir şeydi yani. Yani acayip bir kalabalık vardı. Ondan sonra ne yapalım çok az dedik. Çok durduk orada yani. Evet, orada çok az durduk. Bir iki fotoğraf, biraz Kenan drone uçurdu. Ondan sonra hadi dedik dönelim. Dönerken ne kayasıydı o? Ayıkaya. Ayıkaya diye bir bölge var. O bölgede çok güzel seyir terası gibi harika bir manzara. Orada durduk. Ondan sonra orada da şey yaptık. Kenan drone uçurdu, çekim yaptı. Ondan sonra oradan çıktık. Bolu'ya doğru iniyoruz geri. İnerken yolun ortasında bir tane çanta bulduk. Ondan sonra hayda dedik. Bir kadın çantası.
Ondan sonra içini mecburen açtık. Hani ulaşabileceğimiz birisini bulabilir miyiz diye. Nitekim ulaştık da birisine. Bu arada yani çantada muhakkak insanın bir telefon numarası yazılı olması lazım. Evet ya, mutlaka. Yani tesadüfen bir kartın üzerinde bir numara gördük. Onu aradık. Evet tanıdık, onu aradık çıktı. Da o da tanıyor yani. Çıktı yani. Üçüncü evet. Denemede bulduk. Neyse kendilerine ulaştılar. Onlar da bize ulaştı. Şimdi onlar da dönüş yolundalarmış. Bir noktada artık teslim edeceğiz çantalarını. Onun dışında hava mükemmel, manzara çok güzeldi, karnımızı da çok güzel doyurduk. Yolda böyle kamyoncuların uğradığı, daha doğrusu bu uzun yollarda hani bilmediğimiz için nerede yiyeceğimizi genelde yerel halka sormak lazım. Evet. Hani çok yol kenarlarında popüler yerlerden ziyade kendi halkının tavsiye ettiği yerler her zaman daha güzel ve uygun oluyor. Evet. Biz de öyle bir yer bulduk. Fatih Han lokantası falan diye. Ya müthiş lezzetleri vardı. Ama efsaneydi yemekler yani. Gerçekten efsaneydi. Yolunuz tarafına düşerse uğrayın derim. Evet. Gerçekten müthişti yemekler. Şimdi de karnımız tok, sırtımız pek. Tekrar teme çıkmak üzere E5 üzerinde ilerliyoruz. Saat 4.30 bu arada. Evet. 182 kilometre yolumuz var. 2.5 saat. 2.5 saat soruyor ama hani dura kalka falan filan artık evet. Ne olur ne biter bilmiyoruz. Çanta manta da teslim edeceğiz. Ama harika bir gün oldu yani. Evet. Gerçekten çok iyiydi. Hele hele o virajlar evet. beni benden ya, aldı çok yani. Kalabalıktı çok kalabalıktı ama bazı noktalarda evet. Çok keyif aldık. Evet. Bu arada bütün tırcıların şeylerinde patates çuvalları var. Niye ki acaba? Taşıyorlar demek ki orada. Evet. Tekerleklerin üzerine koymuş hepsi. Buranın patatesi meşhur herhalde. Patates, soğan satan çoktu. Yok ama yemek gerçekten güzeldi. Çok değişik bir yerdi ya. Hani... Onu diyeceğim ben de yani. Yemeği yedik, uyumak mı lazım? Ne yapmak lazım? Yine 1 milyon yedik yani. Kahve içebiliriz belki. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Şu yediğimiz yemekle aldığımız kaloriyi fazlasıyla yakmışızdır. Yakmışızdır zaten. Tabii canım. Tabii. Toprak olan zaten halimizi bir görseniz yani. Toz. Kardan adam vaziyetindeyiz. Motorlarda biz de üstümüz başımız battık yani. Hemen akşam gidince ama, yıkama yağlama. Evet, motorları seveceğiz. Tabii. Hepsine değer abi yani. Hiç... Benim zaten bakımım geldi. Kaç kilometre olmuş otelim? 848 kilometre olmuş. İşte evet. Gidene kadar Ankara'ya gidene kadar zaten 180 kilometre tam 5000 kilometreleri geçerim. Bir dahaki seferde bakıma giderken videomuz olur. Çekim yaparız evet. Bu arada şöyle bir durum oldu tabii. Bugün gittiğimiz yol gerçekten belirli bir bölümü çok kötüydü, çok tozluydu. Ve önde tur arabaları olduğu için, geniş kasalı araçlar olduğu için çok ciddi toz yaptılar. Ve biz de o tozun içine girdik mecburen. Şimdi böyle durumlarda ne yapmak gerekiyor? Zincirli motorlar için konuşuyorum. Kenan'ın umrunda değil dünya. Zincirli motorlarda bu tip böyle tozlu, mozlu yollara girdiğiniz zaman o toz zincirin geneline yapışıyor. Çünkü yağlı olduğu için. Ve o O-ring dediğimiz yapıların da arasına da giriyor. Hani böyle bir yolu gittikten sonra bir yağlayayım, devam edeyim çok doğru değil. Mutlaka ve mutlaka ya kendiniz ya ehil birine götürüp önce zincirinizi uygun malzemeyle, gaz yağı ve türeviyle yıkattırıp temizlettirip ondan sonra yağlamanız gerekiyor ki zincirin ömrü uzun olsun. Öyle hemen 10.000'de 15.000'de zinciri elimize almayalım çünkü zincirler ciddi paralar, çok pahalılar. Genelde de zincirle zincir değişimi yapılırken dişli seti de değişiyor. Onun için
bu uyarıyı da yapmadan geçmeyeyim dedim. Toz olsak da, yorulsak da, gönlümüzce gezemesek, film çekemesek de yollarda olmak çok güzel, motorun üzerinde olmak çok güzel. Bugünümüzü de böyle değerlendirdik. Ben kazanılmış bir gün gözüyle bakıyorum. Evet. Ne dersin ki? Aynen aynen. Şimdi gidince zaten akşam şöyle bir gözümüzün önünden geçer, yanaklarımız kızarır. Hafif kırmızı. Evet. Ondan sonra artık güzel bir uyku çekeriz herhalde akşam. Evet evet. Sezon da bitiyor yavaş yavaş zaten. Onun için böyle fırsatları değerlendirmek çok keyifli oluyor. Bugün bir deneyim daha yaşadık. Bir kere yolda giderken de gelirken de bir sürü motosikletli dost gördük. Bir taneleriyle bir karı kocaydı, BMW motorları vardı, onlarla da sohbet ettik biraz. Motosiklete binen insanların zaten ne bileyim yani ben etki altında mıyım, neyim? İnsanlar güler yüzlü, paylaşmaktan hoşlanan, sohbetten hoşlanan insanlar oluyor. Haliyle belki sayısını bilmiyorum, 20-30 tane motorcuyla selamlaşarak gittik geldik. Bunlar güzel şeyler, benim hoşuma gidiyor dediğim gibi. Keyifli, güzel bir gün oldu diye düşünüyorum ben. Şimdi E5'te ilerliyoruz şu anda. Şuradan döneceğiz abi. Evet, buradan şimdi TEM otobanına dönüyoruz. Şimdi bulduğumuz çantayı Ankara istikametine giderken gişelerden önce, akıncılardan önce yandı Kenan Işık. Kocalar tesisleri var. Ya da akıncılarda acaba gişeye mi şey mi bıraksak? Polise molise o. Akıncılarda polis noktası da var aslında. Oraya da bırakabiliriz. Şimdi bir gidelim de bir duruma bir bakalım. Ona göre telefon açıp biz şuraya bıraktık çantayı diye haber vereceğiz. İşin enteresan tarafı da hanımefendinin çantasındaymış evlerinin anahtarı. Başka da anahtarları yok. Yani bugün mecburen çantayı almak durumundalar. Onun için bir şekilde teslim etmeyi arzu ediyoruz. Neyse mühim olan çok heyecan yaşamadan onlar eyvah gitti çanta diye üzülürlerken. Allah'tan bir numara bulduk ve biri çıktı onları tanıyan. Ne kadar kötü bir şey aslında değil mi? İnsanın bir çantasını kaybetmesi hani. Evet. Evet dostlar. Şimdi arkadaşlar uzun zamandır, yani uzun zaman derken geçen sene Kasım ayından bu yana Kenan'ın gayretleriyle bu YouTube'daki kanalımıza gezilerimizi yüklüyoruz. Daha önceden Kenan'ın kendi yüklediği videoları da var. Ben gezi videolarımız için konuşacağım. Sağ olun, var olun. Yani gerçekten her sefer niye teşekkür ediyor Turan abi demeyin. Ya da Turan demeyin. Hala o kadar güzel geri dönüşler oluyor ki ve o kadar güzel dostluklar kurduk ki o kadar güzel tesadüfler yaşadık ki ben her seferinde kat be kat mutlu oluyorum. Daha en son cumartesi günü, yani dün bir beyefendiyle tanıştım. Beraberinde Bülent Bey'le tanıştım. Bülent Bey NC750 videomuzu izlemiş bizim, ilk videomuzu. Ve kendisi motosiklet kullanıyor zaten. Çok beğenmiş ve NC750 baya baya aklına yatmış. Ve o tarihten sonra da araştırmaya başlamış. Daha önce kendisiyle Honda'da bir tesadüfen bir araya geldik. Tabii ben tanımıyorum kendisini, o beni tanıdı. Ondan sonra ya işte böyle böyle filan. Dün de Bülent Bey bir tane NC750 bulmuş. Ve onun sahibi avukat arkadaşımızla motosikleti Honda'da ekspertiz yaptırıyorlardı. Ki motosiklet çok temizdi, çok güzeldi.
Avukat beyin adını hatırlayamıyorum. Telefonunu kaydettim, adını ettim de şu anda aklımda değil. O da bizim bu NC750 videomuzu izleyerek karar verip bir motosiklet almış, NC750. 15 bin kilometre kadar yol yapmış. Ondan sonra da benim Afrika TV'ne geçtim videomu izlemiş. Bu arada da sahibinden KOBA ilan etmiş motorunu. Bülent Bey de o ilanı görüyor ve avukat beyin motoruna talip oluyor. Dün ekspertiz tamamlandı. Motor 4.4'lük, hiçbir sıkıntı yok. Anlaştılar ve avukat bey de bir tane siyah Afrika Twin 2019 aldı DCT. Yani böyle görseniz aile ortamı gibi. Herkesin yüzü gülüyor, herkesin keyfi yerinde. Motosiklet sürmek sadece motorun üstüne çıkıp yol yapmak değil. Çok güzel dostluklar da elde ediliyor. Bu dostluklar da sağlam dostluklar oluyor. Kenan, buradan giriyoruz abi. Burası Köroğlu abi. Ha, Köroğlu mu bu? Ben Kocalar'da yaşayan. Dediğim gibi çok sağlıklı ve güzel dostluklar kuruluyor. İnsan da kendi gönlüne göre elektrik aldığı insanlarla bağ kurduğu zaman da çok da keyifli oluyor. Birlikte geziler oluyor ara sıra, nadir de olsa. Herkesin çünkü aynı güne, aynı saate işlerini ayarlaması zor olsa da işte böyle böyle ara sıra kahve çay içmeye buluşuluyor. Çok güzel şeyler bunlar. Ben bu yaşımdan sonra bu tip bir sosyalleşme içerisinde olacağımı bundan 20 sene önce, yani düşünsem hayatta aklımın ucuna gelmezdi. Ben çok keyif aldım. Ama tekrar konuya dönecek olursak da sizlerden gelen yorumlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz zaten. Ama bir kez de bu video üzerinden de yine bu teşekkürü yinelemek istiyorum. Ben kendi adıma her birinize çok teşekkür ederim. O güzel yorumlar için, o güzel görüşleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizle kalın. Biz elimizden geldiğince yaptığımız gezilerimizde videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Ve sizlerle ekranda da olsa bir arada olmaya çalışacağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Tatlakmış burası, Tatlak. Tatlak, Kocalar. Bir teslim etseydik hayırlısıyla. Size de buyurun. Ben geçtim. Kenan durdu. Koştu aldı. Ondan ya sonra... Şöyle da... Tamam, harika. Peki, hadi. Abi yolculuklar. Bir görevi daha yerine getirdik. Gene tesadüf mü? Geçen de motorcu arkadaşa burada otoyol polisine ulaşmıştık. Bu sefer de çantalarını yine burada teslim ettik. Kocalar tesisinde. Şans herhalde böyle.
Adamlara da macera oldu. Motosikletli arıyorlar yollarda. Yani onlar da hiçbir yere bakamadan döndüler herhalde. Yedi göller burunlarından geldi. Şansına ki Allah'tan yani övünmek gibi olmasın ama bize denk geldi. Yoksa hani ufak tefek de biraz da para da vardı içinde ama kartlar vesaireler yani çok uğraştıracak şeyler. Gerçekten bir insanı kimsenin başına vermesin Allah böyle bir şeyi. Çok pis bir durum. Allah'tan bulduk sahibini. Onlar da hızlıca geldiler. Ve bizim yardım noktamız olan Kocalar'da gene teslim ettik çantalarını sağ salim. Teşekkür ettiler. Bizim de içimiz bir huzurla doldu tabii ki yani. En azından birine bir yardımımız olduğu için. Böyle işte böyle de bugün ve böyle geçti. Kısmet onların çantasını bulmak için belki de oraya gittik. Ne kadar yedi göllerde çok vakit geçiremesek de en azından birine belki yardımımız dokunmuş oldu. Bizim bulmamız onların işine yaradı. Öyle bir değişik bir durum yani. Bugün de böyle geçti arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki takiptesiniz. İyi ki beğeniyorsunuz, takip ediyorsunuz. Sağlıcakla kalın diyoruz, hoşça kalın diyorum. Tam 5 mi kilometre oldu şu anda.